Radyo'ya gündemi programından sizleri İstanbul Beylikdüzü'nde bir lezzet durağına getiriyorum. Şu anda odun ateşinde Sinop Kuzu Çevirme işletme firma sahibimiz Sayın Tuncay Bey ile beraberiz. Tuncay Bey merhabalar diyorum, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizleri bir tanıtmak istiyoruz, izleyicimize bir tanıtalım. Merhabalar efendim, sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben Tuncay Yılmaz. 1972 İstanbul doğumluyum. Efendim, dediğimiz gibi lezzet durağı dedik. Nereden esinlendik? Bu Sinop'ta zaten meşhurdur. Sinop'un meşhur yemeklerinden birisidir. Evet, evet. Kuzu çevirme, kömür, odun ateşinde odun ateşi. Kömür değil, odun ateşinde. İstanbul'a, Beylikdüzü'ne getirmek nereden esinlendik? Şöyle efendim, şimdi bu bizim yöresel bir lezzetimiz. Bunu Sinoplular, bizim hemşehrilerimiz, Çorumlular özellikle bilirler. Bunun İstanbul'a yayılmasının neden olmaması gerektiğini düşündük. Evet. Ve bu lezzeti İstanbul'a da hemşehrilerimizle, bütün halkımızla buluşturmayı hedefledik. Bu başardık da bunu. Evet. Ve bundan sonra da inşallah buradan başladık, şube şeklinde yayılmaya devam etmeyi planlıyoruz. Çok güzel bir düşünce. Ben de diyorum ülke getirmişsiniz. Bunu dile getirmek istiyorum ekranlardan da. Bu lezzet gerçekten alışkın olanlar için mükemmel bir tat. Evet efendim. Burada tabii ki özellikleri de var. Onu da anlatacağım ama ben şöyle söylemek istiyorum. İşletmemize gelindiğinde kaç kişiye aynı anda hizmet verebiliyoruz? Bunları da izleyicimize anlatırsak ondan sonra da o lezzetlere bir geçelim istiyoruz. Olur efendim. İşletmemiz şu anda 60 kişiye aynı anda hizmet verebilir pozisyonda. Hı hı. Buranın haricinde üst katımızda da aile salonumuz mevcut. Evet. Orada da hizmet verebiliyoruz. Peki Tuncay Bey, ben şöyle söyleyeceğim. Dedik ya, odun ateşinde kuzu çevirme. Masamızda her şeyimiz var. Şefimi istiyorum. Diyorum ki şefim, evet, kuzumuzu istiyorum ben böyle masaya. Önce kuzumuzu bir göreyim. Ondan sonra satın alacağım. Ondan sonra bir konuşalım. Evet arkadaşlar, evet, alalım kuzumuzu. Evet, kuzumuz da geldi. Oh, çok harika, yemeğini diyor resmen ama yemeden önce ben şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Evet. Efendim, kuzu çevirmemizin özelliği var. Mutlaka. Şimdi kuyu kebabı var, o ayrı bir şey. O ayrı ama bu şey. Kuzu çevirme, şimdi odun ateşinde olduğu için birincisi ben is kokusu almadım. Evet. Daha önce de yedim, şimdi de yiyeceğim. Çünkü her geldiğimde yiyeceğim herhalde artık. İnşallah her zaman bekleriz. Evet, evet. Bunları anlatalım istiyorum. Bizim kuzu çevirmemizin özellikleri neler? Şöyle anlatayım. Şimdi bizim kuzu çevirme dediğimiz olay aslında bizim oralarda sırık kebap adıyla bilinir. Evet. Ocağımız gördüğünüz gibi dikey pozisyonda. Bunun bir de yatay pozisyonda olanları var. O yatay pozisyonda olanlarında belki is kokusu alabilirsiniz. Ama bu dikey pozisyonda olduğu için bundan is kokusu alma şansınız yok. Artı, evet, kuzunun koktuğunu söyler çoğu insan. Onun da mümkün olmadığını söyleyebilirim. Şöyle, onun da o konuda da sınırlarımız var. Evet. Mesela biz burada 13 ile 16 kilo arasındaki kuzuları ocağımıza takıyoruz. Hem aşırı yağlı olmuyor, hem o insanların hissettiği koku olmuyor, hem de ocaktan dolayı dikey çalıştığı için is kokusu da olmuyor. Şimdi bu kuzumuzdaki lezzetin en büyük püf noktası diyorsunuz. Yani kilosu da çok önemli. Çok önemli, çok önemli. Anladım. Peki kuzularımız hangi bölgeden? Şu an Trakya bölgesinden geliyor. Trakya bölgesi biraz daha lezzetli. O yüzden o bölgenin yöreyi, kuzularını tercih, evet, ediyoruz. Evet, o yörenin de kuzularını seçiyoruz. Evet. Zaten şöyle bir şey diyeyim. Sinop'taki damak tadıyla buradaki damak tadı aynı, yakalamışsınız. Evet. Çünkü ben Sinopluyum sevgili seyirciler, bunu da burada belirtmek istiyorum. Sinop'ta da yediğim lezzeti, ben İstanbul Beylikdüzü'nde aynı lezzeti bulduğumda Tuncay Bey'e teşekkür ettim. Hatta yine teşekkür etmek istiyorum izleyicilerimizin karşısında. Duyduğumuz özlemi buralara kadar getirdiğiniz için, bu tadı, bu lezzeti verdiğiniz, evet, için. Yani, amacımız o. Kesinlikle o yöresel lezzeti İstanbul halkına yaygın olarak yerleştirmek. Yani yayın hale getirmek istiyoruz bunu. Evet, evet. Yani baktığınız zaman bu İstanbul'da çok yerde de yok yani. Yok. Bilindik sayıda, yani 3-5 tane belki geçmez. Aynen öyle. Ama sizin bir de kuzu çevirmenin yanında size özel pilavınız da var. İç pilavımız var. Sebzelerimiz taze geliyor. Bunlardan, evet, da biraz bahsedelim istiyorum. Geldiklerinde gönül rahatlığıyla tüketebilsinler.
anlatın kesinlikle istiyorum. Kesinlikle, yani biz her şeyin kaliteli ürünlerden üretildiğine herkes kesinlikle inanabilir. Şeffafsınız, onu da söyleyelim. Evet, kuzu ile ilgili birkaç tane bir şey söylemek isterim. Tabii ki. Bazıları şöyle sorular yöneltiyor. Bunun kızarmasında ne kullandınız gibi. Sos var mı? Ha, kesinlikle sos yok. Sadece doğal, içine kaya tuzu atıyoruz. Bu kadar. Bu kadar. O kızarma işlemi ateşin karşısında oluşuyor. Tamamen doğal. Bunu ateşle söyleyeyim. Bütünleşiyor. Kesinlikle. Hiçbir sos yok. Kesinlikle sos yok. Baharat yok. Hiçbir şey yok. Onun doğal olduğuna kesinlikle insanlar inanabilirler. Artı iç pilavımız var yanında. Bu tabii kuzu çevirmenin olması olmazı. Evet. Yani kesinlikle. Evet. Sebzelerimiz ilk elden geliyor bize. Direkt Antalya bir firmayla anlaşmamız var. Babası orada bu işi yapıyor. Direkt Antalya'dan bize geliyor. Bizim ritmimize giriyor. Evet efendim. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Lezzete bakmadan önce. Evet. Diyelim ki izleyicilerimiz sipariş vermek istiyor. Sipariş verdiklerinde de siparişlere cevap verebiliyor muyuz? Servislerimiz var mı? Bir de iletişim bilgilerimiz neler? Size gelmek istediklerinde nasıl gelecekler? Bunları da söyleyelim. Şimdi müşterilerimiz bize hem telefonlarla hem de internet üzerinden web sayfamız mevcut. Orada Google haritalarda yol haritamız da var. Artı müşterilerimizden şu şekilde de siparişler gelebilir. Mesela bu kuzuyu bu şekilde bütün olarak bize 4 saat önceden haber verdikleri takdirde 4 saat sonra bütün olarak hazırlayabilme imkanına sahibiz. Harika. Çünkü o tür isteklerden oluyor ve yerine getiriyoruz. Harika. Ayrıca iletişim telefonumuz 0212 875 1057, GSM olarak da 0553 895 1057. Evet. Telefon numaralı telefonlardan bize ulaşabilirler. Önümüzde Ramazan var. Evet. Ramazan ayına özel çalışmalarımız var. Var, var tabii ki var. Biraz bahsedelim mi? İzleyicimiz Ramazan, buradan bir duysunlar. Evet, Ramazan ayında biliyorsunuz böyle paket menüler hazırlanıyor. Biz de o şekilde iki çeşit menü hazırlayacağız. Evet. Müşterilerimizin hizmetine sunacağız. İki çeşit menümüzün içerisinde neler var? İşte geldiler sizden, istediler. Kuzumuz olacak. Ya, İç pilavımız olacak. Zaten. Yani salatamız olacak. Yoğurdumuz olacak, manda yoğurdumuz. İsteğe göre de meşrubat çeşitlerinden olacak. Harika. Hariçten başlangıçta da bir çorbamız olacak. Vallahi Tuncay Bey, kuzu karşımda durdukça acıktım. Ben evet, acıktığımı hissediyorum. Evet. Mis gibi de kokularını alıyorum. Diyorum ki ustamı çağırayım, ustam gelsin de bana bir servis yapsın. Şöyle servisinizi ustamız yapalım değil mi? Şimdi evet. Hazırlayacaktır bundan. Evet, bize hazırlayacak. Bu arada şunu söyleyeyim. Odun ateşinde Sinop kuzu çevirme mutlaka yiyin. Hayatınızda bir kere olsun. Tabii zaten sonra vazgeçemeyeceksiniz, onu biliyorum. Ben evet. Yiyenler müdahalemiz oluyor. Kesinlikle söyleyeyim. Aynen, yiyen bir daha yemek isteyecek. Kesinlikle katılıyorum. Toparlamamız gerekirse son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize şunu söylemek isterim. Bu bizim yörenin doğal lezzetlerinden biridir. İstanbul'a bu işi taşıdık. Bu lezzeti gelip yerinde tatmalarını istiyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, kusura bakmayın, çok özür diliyorum ama ben yiyeceğim. Siz de gelirseniz yersiniz, onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim sana. Beğendiniz inşallah. Afiyet olsun. Mükemmel. Efendim, ağza koyduğumuz gibi dağılıyor. Evet. Aroması kendinden, yani doğal. Yapılan hiçbir şey yok. Her şeyi doğal. Lezzet mükemmel. Evet, sevgili seyirciler, diyorum ki ben İstanbul Beylikdüzü'nde odun ateşinde Sinop kuzu çevirmeye mutlaka gelin. Yolunuz düşerse de uğrayın. Bir gün özel olarak kalkıp gelin, kendileriyle tanışın, işletme sahibimiz olsun, ustamız olsun,
çalışanlarımız olsun, kendileri son derece sıcak, son derece samimi bir şekilde, şeffaf bir şekilde işletmeyi idare ediyorlar burada. Lezzetleri sizlerle birleştiriyorlar. Diyorum ki mutlaka gelin, mutlaka uğrayın. Kuzu çevirmesinden mutlaka yiyin. Üstüne de tatlınızı yiyin. Afiyetle çayınızı için bizi de anın.